Ayvalık, Batı Anadolu'nun Ege bölgesi sınırları içerisindedir. Bölgenin kuzeybatısına denk gelen Ayvalık, küçük bir kıyı ilçesidir. Değişik kültürlerin Ege'de kardeşlik türküleri söylediği, geçmişle bugünü birlikte yaşadığı Mutluluklar ilçesi Ayvalık'a hoş geldiniz. Ayvalık, göz alabildiğine uzanan kumsalları, güneşi, pırıl pırıl denizi, deniziyle bütünleşmiş yeşili, tepeleri, koyları, ovaları ve kendine has örgüsüyle bir doğa harikası. Ayvalık'ta tatiliniz süresince bizler size unutulmaz bir tatil yaşatmak için iyi bir ev sahibi olma çabasını sürdüreceğiz. İçecek kadar temiz bir denize sahip, sahili el değmemiş Ayvalık'ımızın eşsiz güzelliğiyle, doğanın binbir renge büründüğü bu şirin yörede, şehir gürültüsü, trafik, kalabalık ve kirli havadan uzaklaşıp biraz olsun arınmak mümkün. Karaya dönüyorsunuz, daracık taş sokakları, eski evleri ve güzel insanları ile güzeller güzeli küçük bir ilçe. Sıcak bir hoş geldin de güler yüzle karşılanmak özlemidir çoğumuzun. Hele de kapımızı çalan, yolunu beklediğimiz, sevdiğimiz biri ise. Hoş geldin İstanbul'da. Geçmişin zarif edası ve vazgeçilmez özenini taşıyan tarihi taş evleri, gül kurusu rengiyle Ayvalık'ta her sokakta rengarenk işlemeleriyle görebilirsiniz. Göz kamaştıran nefis oymalarla süslenmiş balkon ayakları üzerindeki motifler, saatlerce izlemeye doyamayacağınız güzelliktedir. Eski taş evleri, Osmanlı döneminde şekillenmiş kent dokusu, dar ve kıvrımlı sokakları, cumbalı evleri ve konakları, Ayvalık'ı diğer kentlerden ayıran, onu farklı kılan en temel özelliğidir. Ayvalık'ta tatil, denizin kıyısında başlayıp kıyısında biten bir zaman olmamalı. Sokaklar bir güzel gezilmeli. Atılan her adımın tadına, her solukta iyiden iyiye varılmalı. Bu evlerin hemen hepsi, eskinin o ince zevkini günümüze taşıyan örneklerle dolu. Evlerin kapılarına, kapıların tokmaklarına kadar ayrıntılara bir bir bakılmalı. Tatile keyifli bir boyut kazandırmalı deriz. Hemen hemen her sokak arasında bir kadın yüzünü yansıtan zarif figürlü kapı tokmaklarına rastlanıyor. Bazen ev sahibinin mizacı hakkında fikir veren, gerçek bir sanat şaheseri olan kapı tokmaklarını tekrar tekrar çalmak geçiyor içinizden. Geleneklerin birçoğunu koruyan günlük yaşamı ile çoğumuzun hayalindeki yerleşim merkezi. Teşekkürler. Afiyet olsun. 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 Afiyet olsun.
göz kamaştıran, resim sanatının en usta örneği Çınarlı Camii, detaya önem verenler, belgesel çalışanlar, fotoğraf severler veya farklı bir gözlem yapmak isteyen turistler, kitap, sergi, diya şov, koleksiyon yapacak kadar zengin bir çeşitliliği Çınarlı Camii'nde bulabilirler. Taban işlemeleri ve kabartma sanatı örnekleri tek kelimeyle büyüleyici. Nefis oymalarla süslenmiş sütun başlıklarıyla en güzel sanat eserlerimizden biridir Çınarlı Cami. Bu tarihi kiliseye içindeki su kutsal kabul edildiğinden Ayazma Kilisesi denmektedir. Kilisenin sarımsak taşından sütun başlıklarını ve alnındaki kabartma işlemelerini izlemektesiniz. Ayvalık'ın bir diğer özelliği de sanat kolunda eser veren büyük sanatkar şahsiyetleri yetiştirmiş olmasıdır. Ayvalık merkezde gezebileceğiniz diğer önemli eserlerimizden biri Hayrettin Paşa Camii, diğer adıyla Katapanoya Kilisesi. Ve bir diğeri de Ayvalık'taki Taksiyerhis Kilisesi. Bizans mimari stilinde yapılmış önemli eserlerimizden bir diğeri ise Saatli Camii, tarihi adıyla Ayos Yanis. Adalar kenti Ayvalık'ın yerleşimi olan tek adası Cunda Ali Bey'dir. İlçe merkezine uzaklığı 8 kilometre, deniz yolu ile ise 3 mildir. Otobüs ve dolmuş motorlarla gidebilirsiniz. Çok sayıda kilise ve manastır barındıran adanın etrafı çam ve zeytin ağaçlarıyla çevrili. Cunda Adası'nın sahilinde yürürken kaçınılmaz bir şekilde eski taş kahvenin önünden geçersiniz. Ayvalık'ı tanımlayan taş işçiliğinin yanı sıra yüksek tavanlı mimarinin en hoş örneklerinden biridir. Cunda merkezde mutlaka gezmenizi tavsiye edebileceğimiz diğer tarihi yapımız, ünü dünyaca bilinen Taksiyerhis Kilisesi'dir. 1873'te yapılmış Metropol Kilisesi, Bizans stilindedir. Balık derisi üzerine işlenmiş Yunus Peygamber'in,
Azrail, Cebrail meleklerinin ve İncil'i yazan dört azizin portrelerinin ikonları 130 yıl öncesinden geliyor. Duvar freskleri bugün bile bütün dünyanın hayranlığını çekmektedir. Aşıklar Tepesi'ndeki diğer tarihi yapılarımız Ayosyanis ve Panaya Kilisesi. Çevresi doğal plaj olan adanın sahil şeridi üzerinde taze balık ve deniz ürünleri yiyebileceğiniz birçok irili ufaklı lokanta bulunuyor. Akşamdan denize bırakılan ağlar sabahın erken saatlerinde toplanıyor. Sahil restoranlarına canlı canlı gelen balıklar arasında papalina, adanın özel balığıdır. Papalina, eski meyhanelerin vazgeçilmez rakı mezesidir. Sofranızda aybalığın kendine has zeytinyağıyla hazırlanan mezelerini de denemeyi unutmayın. Değişik ekşi tadıyla radika her zaman bulunur. Kabak çiçeği dolması, istifno, deniz börülcesi, hardal otu, turp otu önemli mezelerden bazılarıdır. Kabuklulardan kidonya, bangole ve aquadies ayvalığa özel midye türlerindendir. Bu göz alıcı ilçenin en çarpıcı yerlerinden biri Patricia Körfezi. Toprak yolda arabanızla yapılacak gezintide Güvercin Adası'nın karşısından geçeceksiniz. Doğanın tatlı bir sürprizi bekliyor sizi. Sessizliğin ortasında birdenbire Ay Işığı Manastırı. İnce kumlu plajı ve temiz deniziyle sakin yerleri sevenlerin tercih ettikleri bir yer. Plaj çevresinde kır kahvesi, yiyecek içecek satan yerler var. Günübirlik geziler için yol boyunca piknik yerleri mevcut. Saka seslerini her zaman, bülbül sesini ise sabahın erken saatlerinde dinleyebilirsiniz. Birbirini takip eden uzun kumsallarda her mevsim bir başka renk var. Eski Rum evleri geliştirilen özgün turizmin ilk örneği. İster Ayvalık'ın muhteşem tesislerinde özgürce tatil yapın, isterseniz yat gezisine çıkıp dalgaların eşliğinde güzel anılarınıza yenilerini ekleyin. Misafirlerimizi ağırlamak bizi mutlu ediyor. Yan için gözlerinizi kapayın ve hayatınızın en güzel tatilini düşünün. Yelkenciler, Ayvalık'ın masmavi denizinde dalgalarla dans ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ege Denizi'nin derinliklerinde, Ayvalık kıyılarının birkaç mil açığında gözlerden uzak bir cennet var. Yalnızca su altı tutkunlarına kucak açan bu gizli cennet, binbir renkli su altı canlıları çeşit çeşit balıklarıyla göz alıyor. Dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan güzellikteki kırmızı yelpaze mercanlarını Ayvalık'ta görmeniz mümkün. Balık adamlar buraya yaptıkları dalışlarda sarı, turuncu, pembe renklerden oluşan mercan ve süngerlerin rengine doyamıyorlar. Yüzyıllar öncesinin psikoterapi merkezi Tımarhane Adası, günümüzde yeşil doğası ve tertemiz sahiliyle turistlere ev sahipliği yapıyor. Adada bulunan bölgeye hakim taş manastırdan, Ayvalık, Cunda Adası,
Tavuk Adası ve Çamlık Koyu'nun manzarasını seyretmek oldukça dinlendirici. Ege bölgesinin gezilebilir adalarına sahip Ayvalık'ta Mavi Tur olarak adlandırılan tekne turları, sabah 11'de başlayan ve akşam 18'e kadar süren ada turları, çay servisi, öğle yemeği, meyve servisi ve canlı müzikten oluşuyor. Yerleşim olmayan pek çok adanın da ziyaret edildiği turlarda 2-3 bölgede yüzme molaları veriliyor. Aynı tekneler gece serinliğinde deniz sefasını, akşam 19, gece yarısı 01 arasında mehtap turları düzenleyerek dolu dolu Ayvalık'ı yaşatıyor turistlere. Ayvalık Midilli Adası'na çok yakındır. Özel feribotlarla yolcu taşımacılığı düzenli olarak her gün yapılır. Ayvalık'tan Midilli'ye her gün sabah 08, akşamüstü 18.00 saatlerinde 2 kez yolcu taşınmaktadır. Midilli'den Ayvalık'a geliş saatleri tur organizasyonu yapan firmalar tarafından belirlenir. Ayvalık, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra çarşısıyla da turistlerin ilgisini çeker. El emeği göz nuru eserler sizler için özenle hazırlanır. Tarihi dokusuyla Ayvalık Çarşısı, pasajları, hediyelik eşya dükkanları, birbirinden güzel, rengarenk kuyumcuları, dericileri gözlerinizi kamaştıracak. Merhaba. Ayvalık yalnızca dinlenecek bir yer değildir. Tatile mutlaka eğlence de katılır. Ayvalık tatilinde gün ikiye bölünür. Gündüz masmavi denize girilir. Gece ise herkes gönlüne göre bir yer bulur. Rock müzik de çalınır, caz müzik de. Balıkçı meyhanesi de vardır, barları da. Seçim sizin. Muhteşem güzelliğiyle Tavuk Adası, Ay Işığı Manastırı, Güvercin Adası. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü ve Ayvalık Sahili. Zeytin, Ayvalık kültürünün önemli bir parçasıdır. Zeytin ağacı aradığı en uygun iklimsel koşulları burada bulmuş ve zeytinyağını insanlığa sunmuştur. Dünya zeytinyağı literatüründe bu bölge düşük asitli, kendine has güzel kokulu yağın üretildiği en önemli merkezlerden biri kabul edilmiştir. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo! Ayvalık. Evet. Olivo. Çok güzel. Lezzetli zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tüm çeşitlerini denemenizi tavsiye ederiz. Değişik kültürlerin Ege'de kardeşlik türküleri söylediği, geçmişle bugünü birlikte yaşadığı Mutluluklar ilçesi Ayvalık'ın Cumhuriyet Meydanı'nı görmektesiniz.
batan güneş mavi suları ilginç bir tuval gibi kullanır. Mevsimine ve bulunduğunuz yere göre her gün yeni bir tablo seyredebilirsiniz. Kiralayacağınız tekne ile koyları, adacıkları, dantel gibi oyulmuş kayaları görebilirsiniz. Sarıyı, kahverengiyi ve kızılın her tonunun bir arada bulunduğu renk cümbüşünü yaşayabilmek, ağaçlar arasından sızan ışık hüzmelerinin büyüsüne kapılmak için Ayvalık'ta güneşin batışını mutlaka görmelisiniz. Uçuşan suların serinliği, suyun ve kuşların sesinden başka hiçbir şey yok. Bütün bunları yaşayabilmek için yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak. ayvalik.bel.tr internet sitesi aynı zamanda Ayvalık'ın macera sayfasıdır. Sitedeki renkli görüntüler yapacağınız tatil hakkında fikir verir. Tatil hayalini kurmak yerine gerçeğini internet üzerinden görebilirsiniz. Ayvalık'ta yıllık ortalama hava sıcaklıkları şöyledir. Nisan-Mayıs aylarında 20 ile 24 derece arasında, Haziran ayında 22 ile 30 derece arasında, Temmuz ayında 27 ile 33 derece arasında, Ağustos ayında 23 ile 34 derece arasında, Eylül-Ekim aylarında ise 20 ile 28 derece arasındadır. Ayvalık'ın Efes, Bergama, Truva transit yolu üzerinde bulunuşu nedeniyle ulaşım kolaydır. Her saat otobüsler geçer buradan. İster kendi aracınızla, ister tarifeli otobüslerle gelin, izleyeceğiniz yolları bilmekte yarar var. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Ayvalık 489 km, Yenikapı, Bandırma hızlı feribot 2 saat, Bandırma, Ayvalık 277 km, 3,5 saat, Yenikapı, Yalova deniz otobüsü 1 saat, Yalova, Ayvalık 340 km, 5 saat, İstanbul, İzmit, Bursa, Ayvalık 520 km, Ankara, Eskişehir, Bursa, Ayvalık 655 km, Ankara, Afyon, İzmir, Ayvalık 738 km, Balıkesir, Ayvalık 127 km, İzmir, Ayvalık 135 km, İzmir, Adnan Menderes Havaalanı, Ayvalık 163 km, Bergama, Ayvalık 45 km, Efes, Ayvalık 235 km, Behramkale, Ayvalık 6 yoldan 85 km, Truva, Ayvalık 154 km, Bostancı Havaalanı, Ayvalık 44 km. İyi yolculuklar.